Kesinlikle dış güçlerin, yani bütün bunların arkasında dış güçler var. Çünkü dış güçler senin saçma sapan, faizin enflasyona neden olduğu yolundaki, dünyada hiçbir iktisatçının kabul etmediği bir politikayla ülkeni yönetmesinden rahatsız. Yani böyle bir ülkeye siz para getirir misiniz? Burada bir cehalet söz konusu. Bakın, şimdi biraz önce konuşacağız dediniz ama hemen TÜSİAD'a da girmek Buyurun. İstiyorum. TÜSİAD o kadar isabetli, düzgün yorumlar yaptı ki, yani TÜSİAD diyor ki biz büyümeden gerekirse vazgeçelim bir süre, şu enflasyon sorununu, fakirlik, fukaralık sorununu halledelim diyor. Ama AKP tarafından ne yanıt geliyor? Siz PKK ile mücadeleye karşısınız. Yani Allah aşkına, insanın saçının başını yolması geliyor. Yani burada kimse TÜSİAD'ın avukatı değil. Fakat problem farklı bir algıyla yönetilmeye çalışılıyor. Yani hep deniliyor ya, mesela yolda röportajlar oluyor, sokak röportajları. Bir tane amca çıkıyor, inanılmaz şeyler söylüyor. İşte dünyanın ya da Almanya'nın açlık çektiğini, Almanya'da insanların, işte dünkü bir gazetede vardı havuz medyasında, Almanya'da her 8 kişiden biri, kaç kişinin aç, gece aç yattığını söylüyor. Ha, buna inanan kesim var mı? Evet, var. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü TÜSİAD'a olan mesajı, tepkisi de o TÜSİAD'a değildi, genel bir kesime de değildi. Kendisinin tabanını konsolide etmeye yönelik açıklamalardı. Yani Cumhurbaşkanı da biliyor ki TÜSİAD orada haklı, o eleştirilerin haklı olduğunu biliyor. Fakat bu saatten sonra ne AKP ne Cumhurbaşkanı bir şey yapamaz. Bakın, bu sabah daha dün Fed'in kararından sonra bütün merkez bankaları bir yarışa girdi. Ne yarışı, evet, biliyor musunuz? Faiz arttırma yarışı. Hong Kong arttırdı, Brezilya arttırdı. Daha bugün 7-8 tane merkez bankasından faiz artışı haberi alacağız. Peki bu bankalar, bu ülkeler Allah aşkına iktisadı bilmiyorlar mı? Ekonominin kitabını yazmamışlar mı? Sadece ekonomi kitabını bizim Sayın Cumhurbaşkanımız mı yazdı ki biz bu konuda ısrar ediyoruz? İşte bizim sorunumuz bu. Bence şu anda AKP tamamen, Sayın Cumhurbaşkanı tamamen seçim ekonomisi uyguluyor. Kendi tabanını konsolide etmek üzere mesajlar veriyor. Bu nedenle bu mesajların TÜSİAD tarafından da bence ciddiye alınacağını sanmıyorum. Özellikle belirli kesimde tamamen şu anda Türkiye'de bir seçim atmosferi var. Önce tabanı konsolide edilmeye çalışılıyor. Ha, bundan sonra ne olacak? Bundan sonra dediğim gibi biraz önce ölü kedi sıçraması dedim ya, biz bunu diğer alanlarda da göreceğiz. Mesela Temmuz ayı içerisinde ciddi anlamda maaşlara, emekli maaşlarına zam gelecektir. Mutlak surette gelecek. Daha birçok iyileştirmeyle günü kurtarmaya yapılacak. Ama nereye kadar? Ali Babacan'ın o hani dedi ya, uçurumun eşiğindeyiz. Bence uçurumun eşiğinden de öteye geçtik biz. Hani böyle çizgi filmlerinde olur ya, uçurumdan düşersin, bir tane ağaca tutunursun. O ağaçta sürekli sallanır, kırılmak üzeredir. İşte bizim durumumuz o derecede tehlikeli bir durum. Yani uçurumun aslında eşiğinden düştük, bir ağaca tutunmuşuz. O ağaç nedir? Dinamik, genç bir nüfusu olan Türkiye'nin kendi kendini döndürme çabası. Bir de tabii ki halk, özellikle sanayici, reel kesim bu krize çok hazırlıklı girdi. Nasıl hazırlıklı girdi? Çünkü AKP'yi artık tanıdı. AKP'nin politikalarını bildiği için önce döviz pozisyonunu, döviz borçlarını minimuma indirdi. Yani devletin yaptığı hatayı özel sektör yapmadı. Farkındaysanız bankalar da yapmadı bu hatayı. Onun için şu anda reel sektör gidiyor ama devlet tıkandı, bakın. Devlet tıkandı, özellikle hazine tıkandı Murat. Dün fazla vermiş bütçe. Yani Hazine ve Maliye Bakanı açıkladı, 260 milyar mı, 240 milyar fazla verdik. Faiz dışı fazla, bütçe çok fazlası. Doğru. Dolayısıyla çok doğru. İşler iyi demektir. Yani hazinede para yok derken hazinede bayağı bir para birikmiş. Bakın o öyle mi anlamak ya? Ben özür diliyorum. Şimdi tabii sizinle ilk bağlantıyı kuruyoruz. Ben böyle bir yarım bırakıyorum. Aslında bunlar soru. Yani Sayın Bakan'ın açıkladığı şey ne anlama gelir? Hazinedeki o fazla ne demek? Nereden oluştu? Bunları sormuş oluyorum. Yani tabii ben yıllardır böyle alışkanlıkla kısa kısa kesiyorum ama umarım sizde bir sorun yok yani. Burada bir sıkıntı olmadığını umut ediyorum. Buyurun.
Murat, o artış doğrudur. Gerçekten fazla verdi. Fakat bu Temmuz'daki maaş zammını karşılayacak, memur zammını karşılayacak boyutta bile değil. Peki neden fazla verdi? Bu genelde iktisatta genel bir kuraldır. Eğer o ülkede enflasyon var ise ister istemez devletin vergi gelirleri de artar. Çünkü enflasyon ne demek? Paranın değersizliği, bol para demektir. Bol para derken değersiz paranın bollaşmasıdır. İşte dolar bazında baktığınız zaman aslında bir geliri yok hazinenin. Ancak TL olarak kendi bastığı paranın, Merkez Bankası'nın kaydı olarak ürettiği paranın yeniden hazine tarafında gözükmesi. Ama ortada ciddi bir bütçe disiplini var mı? Yok. Ha, bir süre sonra ne olacak bu? Bu bir süre sonra tersine dönecek. Biz bunu geçmiş yıllarda da gördük. Yine de göreceğiz. Yani bu tamamen şu an için hani baz etkisi vardır ya enflasyonda. Geçen yıl Kasım ayında zirve yapmıştır. Siz Kasım'dan sonraki aylarda enflasyonda büyük bir yıllık bazda düşüş görürsünüz. Buna baz etkisi denilir. Şu anda bütçenin bu fazlalığı da baz etkisiyle, ama önümüzdeki günlerde bunun böyle olmadığını, yeniden devasa açıkları göreceğiz. Çünkü hazine döndürebilecek bir gelire sahip değil. Bakın Türkiye'de şu anda gelirlerin, devletin gelirinin büyük bir bölümü dolaylı vergiden sağlanıyor. Siz mazot fiyatlarının, bakın bu gece, dün gece yine geldi, tekrar gelecek diye bir haber vardı Tele1'de. Evet. Bunun neden kaynaklandığını biliyor musunuz? Yani petrol %300 mü arttı ki bizde akaryakıda %300 zam geldi? Hayır, bunun verginin yükü, bakın her geçen gün akaryakıtta pompaya yansıyan verginin yükü daha da artıyor. Her fiyat yükselişinde daha da artıyor. İşte devlet içki, sigara, benzin, buna benzer ya da satın alınan uçak bileti, otobüs bileti buralardaki dolaylı vergiyle sağlıyor. Yani her ne kadar hani bir GSM şirketinin bir reklamı vardı, cep to cep derler. Aslında halkın cebine konulanı tekrar diğer taraftan kendi cebine koyuyor. Buradaki problem bu. Yani önümüzdeki dönem özellikle bakın bu yaz dönemi çok fırtınalı geçecek. Zaten sonbaharı konuşmaya bile gerek yok. Sonbaharda ben halen seçimin olabileceğine inanıyorum. Bu seçimle birlikte seçim sürecine girerse eğer Türkiye bir rahatlama hissedecek. Neden rahatlama hissedecek? Çünkü paranın musluğunu sonuna kadar açacak. Ha, ondan sonra gelen siyasi iktidar bunu nasıl toparlayacak? Orası apayrı bir tartışmalı konu. Ancak şu an sadece tekrar toparlamak gerekirse Murat, Fed'in dün akşamki kararından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkenin kasasında 60 milyar eksi rezervi olan bir ülke için çok kötü, ama çok çok kötü günler geliyor diyebiliriz. Üstelik önümüzdeki ayda bu kadar bir arttırabiliriz mesajı var. Bakın Türkiye'nin, biraz önce de söyledim ya, yani Fed'in bu kararlarından sonra CDS risk primi daha da artacaktır. Neden artacak? Siz Amerika gibi paranın güvenli bir limanı olduğu bir ülkeye mi götürür paranızı? Amerikan tahvillerine mi yatırırsınız? Yoksa faiz enflasyona sebep oluyor diyen bir ülkenin Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığını, hiçbir kurumunun bağımsız olmadığını düşündüğünüz bir ülkeye mi parayı götürürsünüz? Türkiye artık insanlar borç para vermiyor. Bakın dün yine bir istatistik vardı. Türkiye'ye giren direkt sermaye oranı son 20 yılın en düşük seviyesinde. Hatta girmiyor, tam tersi çıkıyor. Her borsadaki her yükselişte yabancı biraz daha satıyor. Borsanın yabancı takası %30'un altına geldi. Bakın %30'un altına geldi. Neden? Çünkü senin uyguladığın saçma sapan bir ekonomi politikası var. Bu ekonomi politikasına kimse güvenmiyor. Güvenmediği için parasını getirmiyor. İnsanların parası değerli. Türkiye'de sen istediğin kadar büyük kazanç vardı. Evet var. Doğru. Türk borsası çok ucuz. Türkiye'de büyük fırsatlar var. Türkiye'nin şirketleri. Bakın 2000 yılında ne oldu? Dolar yükselir yükselmez yabancılar Türk şirketlerini almaya koştular, hatırlarsanız. Bankalarını aldılar, şirketlerini. Şimdi neden gelmiyorlar? Bakın 1 dolar 17 lira. Müthiş bir değer kaybı var. Doğru. Türk lirasında. Belki yarın 20 lira olacak. Buna rağmen yabancı neden gelmiyor? Türk şirketleri bedava şu anda. Ya Allah aşkına Katar bile gelmiyor. İşte Birleşik Arap Emirlikleri bile daha da bekliyor ki dibe vursun da gelip alayım. İşte
Problemimiz o bizim. Yani bizi artık yok hükmünde kabul ediyorlar. Ha ne zaman gelecekler? O Ali Babacan'ın dediği gibi uçurumdan düşeceğiz, artık dibe vuracağız. O devasa şirketlerimiz, bankalarımız pul olacak, işte o zaman gelecekler. O zaman ne zaman dersen, biraz önce söylediğim o çizgi filmlerindeki gibi, o uçurumun eşiğinde o ağaca sallanan karikatür görüntüsü var ya, o ağacın kırıldığı gün bana göre AKP eğer ciddi anlamda radikal bir değişiklik yapmaması halinde o çok yakın. Peki bu radikal nedir, radikal karar? Merkez Bankası'nın acil olarak faiz arttırması. Bakın Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Eğer bu para kurulu toplantısında Merkez Bankası para kurulu üyeleri eğer ciddi anlamda faiz arttırmazlarsa bu ülkeye ihanet ederler. Bu ülkenin insanının, çoluğunun, çocuğunun geleceğini ipotek altına alırlar. Çünkü bütün dünya, bakın dün geceden beri söylüyorum işte, bütün ülkeler faiz arttırdı. Şu ana kadar 54 ülke faiz arttırdı. Sadece Türkiye arttırmadı. Ha bir de Rus